Full of emotion, full stadium, and with my closest friends, my family, we enjoyed this moment. It was amazing. I never forget this, and I was too happy to see all the fans to full of stadium. Was very nice. And about the break, of course. It's good. We can work and prepare for the rest of the season. Benim için tabii ki çok özel bir maç oldu. Duygu dolu anların yaşandığı bir maç oldu ve dolu bir stadyum önünde oynadığım, benim adıma veda ettiğim bir maç oldu. Maç sırasında arkadaşlarım yanındaydı, ailem yanındaydı. Onlarla birlikte hep beraber, belki de benim için bu duygu dolu anların tadını hep beraber çıkardık. Tabii ki asla unutamayacağım bir an oldu. İlk bahsettiğiniz konuyla alakalı olarak evet, ara bizim için önemli olacak. Sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabilmemiz için bizim için de iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu arada. Geçen sene sizin de bahsettiğiniz gibi lige çok iyi bir başlangıç yapıp hatta bu başlangıç da sonuna kadar sürdürüp lig sonuna kadar da her zaman tepede yer almıştık ama bu sene işler biraz daha farklı oldu bizim adımıza çünkü lig biraz daha yarışmacı. Aslında puan durumuna baktığınızda ligin bu durumunda daha iyi anlayabiliyorsunuz. Çünkü 8 takımın 7 puanlık bir farkla sıralandığını, bizim de tepeyle en baştaki takımlarla aramızda sadece 6 puanlık ufak bir fark olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki sadece inanmamız ve çalışmamız gerekiyor. Bu fark kapanabilir bir fark. Geçen sene yaptıklarımız tabii ki yapabiliriz. Tabii ki rakamlara bu haliyle baktığınızda ya da sadece rakamlar üzerinden konuştuğunuzda tabii ki bir iyi olmadığını görebiliyorsunuz. Ama her zaman söylenen bir şey vardır. En iyi savunma ligi kazanır. En iyi savunma yapan takım şampiyon olur. Tabii ki bunun üzerine çalışacağız ve bunu daha iyi hale getireceğiz biz de. I don't know. I have contract with Trabzonspor until this summer and I will be full concentrated about this after I end of the season. I will think what is good for me and for my family, but now full concentration for Trabzonspor and for this season. Aslında şu an bilmediğimi söyleyebilirim size. Şu an bildiğim tek şey sezon sonuna kadar, yaz dönemine kadar Trabzonspor'la bir kontratım oldu ve tek düşündüğüm şey bu kontratımı tamamlayabilmek oldu ve sezon bittikten sonra ailemle beraber oturup neyin bizim için daha iyi olduğunu, neyin ne yapmamız gerektiğini hep beraber karar vereceğiz ama o ana kadar düşündüğüm tek şey kontratımı tamamlamak. Geçen sene baktığınızda biz Trabzonspor'la beraber büyük bir tarih yazdığımızı düşünüyorum ben. Çünkü hem ligde şampiyon olduk hem de ardından Süper Kupa'yı kazandık. Takım için, takımın tarihi adına çok önemli anlar yaşadığımız hep beraber bu anlar. Ancak hep bahsettiğim gibi geçmiş başarılar geçmişte kalıyor. Geçen sene de kaldı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Bu sene neler yapabiliriz ona bakmamız gerekiyor. Bence eğer inanırsak bu sene de geçen sene yaptığımız başarıyı tekrarlayabilir ya da üstüne daha büyük başarılar da koyabiliriz. Dünya futbolundaki belki de en önemli organizasyon, en büyük turnuvadan bahsediyoruz, Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Ben de bir taraftar, bir seyirci olarak bütün maçları tabii ki takip etmeye ve bütün maçları izlemeye çalışıyorum. İki de favorim var aslında benim kafamda. Brezilya ve Arjantin takımlarının iyi takımlar olduklarını düşünüyorum. Onların kupayı kazanabileceklerini düşünüyorum ama asla bilemezsiniz dediğim gibi. Çok büyük bir turnuva, çok büyük bir organizasyon. Dolayısıyla hep beraber izleyip göreceğiz kimin kazanacağını.